Ben federasyon başkanı olduğum zaman hayatta olmayan, bugün 21 yaşına gelmiş genç milli takımdan A milli takıma terfi eden sporcularımızın hepsi Ahmet Ağaoğlu'nun yüzüyle beraber büyüdüler. Tek aday olarak girmiş olduğumuz bu seçimde Sayın Yıldırım Demirören Başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşları bu görevi devralarak bu bayrak yarışını veya bu hizmet yarışını sürdüreceklerdir. Ben ve arkadaşlarım golfü tüm ülkeye yaymak, lisanslı sporcu sayısını arttırmak, kadınlarımızı golfe çekmek ve en önemlisi gençleri golfü sevdirmek amacıyla yola çıktık. Olimpiyatlarda yarışan, madalya kovalayan sporcular yetiştirmek, güzel Türkiye'mizi ve golfümüzü dünyaya tanıtmak konusunda iddialıyız ve bir o kadar da umutluyuz. İddialıyız çünkü biz bu sporun içinden geliyoruz. Hem ben hem de yönetim kurulundaki arkadaşlarım sorunları biliyoruz. Tesisleşmeden altyapıya, antrenör eğitiminden organizasyona projelerimiz hazır. Kısa ve uzun vadede hepsini hayata geçireceğiz. Umutluyuz çünkü büyük golf ailesinin desteğini arkamızda olduğunu biliyoruz. Genel kurula tek listeyle girmek bunun en güzel kanıtı. Bu desteği boşa çıkartmamak için elimizden ne geliyorsa ortaya koyacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Sevgili golf ailesi, huzurlarınıza Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu'na şükranlarımı sunarım. 21 yıldır sürdürdüğü başkanlığı sırasında Türk golfüne çok önemli katkılar sağladı. Golfün ülkemizde bu denli sevilmesini ve benimsenmesinde Ağaoğlu Başkan'ın yansınmaz bir emeği var. Kendisine bir kez daha teşekkür ederim. Bravo başkanım. Saygıdeğer delegeler, ivedikle çözülmesi gereken sorunlarımız ve değerlendireceğimiz fırsatlar var. Klasik golf ülfü meselesi, Samsun meselesi ve devralacağımız mali yük bunların başında geliyor. Kulüpler arasında iletişimi ve dostluğu geliştirmek bir başka önceliğimiz. Ulaşılan bir federasyon olacağımızdan, her sorunun üzerine şeffaf bir biçimde gideceğimizden, ben değil biz diyeceğimizden kuşkunuz olmasın. Büyük golf ailesinin ferdi olmaktan gurur duyuyorum ve arkadaşlarıma gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Golf Federasyonu seçimlerindeyiz ama benim açımdan çok heyecanlı bir röportaj var. Ankara Gücü Yöneticiliği döneminde Nihat abim. Ankara'nın sayılı iş adamlarından biri ve Ankara takımlarında ayrı bir sevgisinin olduğu bildiğim Nihat Başkanım'la beraberiz. Ama bugün söz verdim, futbol sormayacağım, golf soracağım. Tabii. Başkanım, sizin bir golf merakınız da var ve bugün kongreye misafir olarak katıldınız. Golf zenginler sporu mu, zenginler kulübü mü burası? Hiçbir zaman öyle bir şey yok. Tamamen kamuoyunda maalesef yanlış anlaşılma diye bir durum var. Bunu bizim anlatmamız lazım. Ben eskiden tenis oynardım. Uzun müddet tenis oynadım. Sonra tabii yaşım da belli bir yere geldikten sonra golfe karar verdim ve bu işe başladım. Çok sevdim ama gördüm ki sağlık açısından herkese tavsiye edebilinecek bir spor dalı. Çünkü bir defa ormanın içinde, ağaçların içinde, çimin üzerinde yapılan bir spor ve ben yürümeyi çok seviyorum. Ve hiçbir zaman mümkün mertebe golf arabasına binmeyi de binmek istemiyorum ve binmedim de bugüne kadar. O ve daima yürüyorum tabii o çimlerin üzerinde, o açık havada, sabah erken saatte oksijenin bol olduğu zamanda hele bizim yaşlarımız için bu sporun çok faydalı olduğunu gördüm. Ve inanın ben golfe başladıktan sonra, teniste de öyleydim ama daha enerjik oldum. Sağlığımın daha iyi gittiğini de kendi kendime tespit ettim. Hakikaten bunu beni kontrol eden doktorlarım da bunu böyle söylüyor. Hiçbir zaman zengin sporu değil. Tabii biraz belki başta alınacak, oynanacak tabii. Eskiden bir raket, bir topla oynanabilirdi tenis. Ama golfe gelince tabii sopaların falan belki ilk yatırım maliyeti biraz yüksek ama tahmin ediyorum yeni federasyon bu konuda yeni golfe başlayanlara bu konuda da elinden gelen yardımı yapacaktır. Ya zenginliğin simgesi sanki biraz da süresiyle de alakalı başkanım. Futbol fabrikadaki işçilerin öğle mesai arasında oynayabildiği bir sporken golfte çok çok uzun zamanlar gerekiyor. Şimdi belki de biraz da bununla alakalı olarak değerlendirildiği olabilir. Onu da dediğiniz doğru çünkü tenis mesela 2 saatte biter normal ortalama.
bizim oynadığımız tenis. Futbol işte 1,5 saat, 90 dakikadır. Ara vermesiyle falan o da diyelim ki 2 saat. Ama golf minimum 4 saattir. Evet. 18 delikli bir golf oynadığınız zaman 4 saat zaman ayırmanız lazım. Isınmasıyla oynaması 4 saat gibi bir zaman ayrılır ama güzel zaman geçiyor. Yani hele hafta sonları olduğu zaman veya sabah erken saatlerde mesaiye başlamadan evvel 2 saat bir golf oynamak, golf antrenmanı yapmak gerçekten insanın sağlığı üzerine çok iyi etki yapıyor. Şimdi benim yaşım yetmiyor ama hep bana söylerlerdi. Altı Park'ın olduğu yer eskiden golf sahasıydı diye. Evet. Altı Park. Siz orada oynamış mıydınız? Başkanım? Ben orada hiç olmadım ama giderdim o zaman. Çünkü ben uzun zamandan beri, 1970'lerden beri Ankaralıyım. Ankara'daki golf sahasını biliyorum. Sonra o kapatıldı maalesef. Keşke kalmış olsaydı.